9 Kasım itibariyle 2.3 milyon Moody, yaklaşık 1,5 trilyonluk da tasarruf bu kur korumalı mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Yani 1,5 trilyon liraya ulaşan bir kur korumalı mevduat söz konusu. Peki biz kur korumalı mevduat devreye girdi, döviz mevduatından uzaklaşalım diye bu yapıldı. Dövize talebi azaltmak için yapıldı ve kur da belli bir seviyede kalsın diye. Değil mi? Durum bu. Modeli de desteklesin bu durum. Peki 24 Aralık'ta 2021'de 240 milyar dolarla döviz mevduatı, yabancı para, yani mevduatların içindeki dövizin payı 240 milyar dolarla rekor kırmış. Sonra kademe 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 düşmüş. Tabloda, ekranda zaten 4 Kasım 2022'ye gelindiğinde 212 milyar dolara gerilemiş. Yani 240 milyar dolardan 212 milyar dolara doğru bir çözülme olmuş. Döviz mevduatı artmamış, düşmüş. Kur korumalı mevduatın mevduata da bakıldığında işte zaten Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı açıklıyor. 2.3 milyon Moody ve 1,5 trilyon liralık kur korumalı mevduat hesabı diyor. Şimdi döviz mevduatta dövizin payı %52,5, kur korumalı mevduatın payı %17,5, toplam %71 döviz endeksi gibi bir sonuç çıkıyor. Yanlış mı hesaplıyorum? Doğru. Doğru hesaplıyorsun. Yani şimdi dövizden biz pek uzaklaşmış görünmüyoruz. Yani stratejinin adı liralaşma stratejisi ama yani liralaşmayı da o yüzden pek yani liralaşma demek, gibi olmamış bu yani. Türk halkının ve Türk şirketlerinin ellerindeki paranın yaklaşık %70'lik kısmı dövizde, yabancı parada. Ya dövize endeksli bir ürünün içerisinde demek. Şu anda Türk lirasının kullanım alanı sadece verilen kredilerin TL karşılığı durumunda. Yani Türk lirası sadece alışveriş için kullanılan bir para birimi halinde. Tasarruf içerisinde Türk lirasının tutulabildiği sadece bir yer var. Hisse senedi piyasası. Hı hı. Onun dışında Türk lirası ve yatırım fonları işte. Hı hı. Onun haricinde Türk lirasında herhangi bir tasarruf kalmadı. Ya çünkü evet, getirisi yok. Enflasyon karşısında kalmıyor. Yani getirisi yok. Getirisi aynen, olmadığı gibi götürüsü var. Götürüsü var. Dolayısıyla insanlar tabii doğal olarak bu ürüne yöneliyorlar. Kur korumalı mevduata veya işte diğer baksana taraftan onun bile payı %17,5. Evet, kur yani korumalı mevduatı. Ben biraz önce 90 dedim, düzelttim, 80 milyar dolar toplamda kur korumalı mevduat büyüklüğü. Ama genel yapı olarak baktığımızda tabii Türkiye'deki toplam doğru, tasarruflar 80 milyar dolar. Tasarruflar içerisindeki döviz ağırlığı %70'e çıkmış durumda. Yani şöyle bir manşeti var bu olayın. Bu kadar adım atılmış. Senin de söylediğin gibi döviz mevduatına bakıldığında 212 milyar dolar. Kur korumalı mevduata bakıldığında 80 milyar dolar. Yani 1,5 trilyon lira. Ve döviz mevduatıyla kur korumalı mevduat hesabını birleştirdiğinizde yatırımların %70'i dövizde gibi bir sonuç çıkıyor. Yani. Aynen öyle. Burada belki şunu söylemek lazım. Sonuç olarak hane halkı açısından bakıldığında tasarruflarını birikiyor. Zaten Türkiye çok tasarruf edebilen bir maalesef hane halkına sahip değil. Hele şimdi hiç yapamaz. İnsanlar tasarrufta suratına şöyle bakar yani. Var olan, yani mesela ayın 5'ini göreyim de bir der. Ya bunun en büyük sorunu ne biliyor musun Ebru? Yani varlık sahibi olan kesim varlığını büyütebilir böyle ortamlarda. Çünkü ya dövizde kalır ya dövize endeksli ürün tercih eder ya yurt dışına götürebilir parasını vesaire. Ama ücretli olan kesim açısından bu çok ezicidir. Yani Türkiye'de 30 milyon ücretli çalışan var yaklaşık olarak. Bu kayıt içinde çalışanlar. Dolayısıyla bunların gelirlerinde Eylül'de ve tasarruf 31.4 milyon kişi işte bunların tasarruf imkanlarında çok ciddi azalma var. Burada sadece asgari ücretle çalışanların alabildikleri zaman içerisindeki maaş artışları çok tartışılıyor. Asgari ücret mesela ne gelecek bilmiyoruz yılbaşında artış. 40 ile 70 arasında artış beklentisi olanlar var mesela. 10 bin lira desen şaşırtmaz kimseyi yani. Şimdi 10 bin lira bilmiyorum çıkabilir mi? Çıkabilir yani seçim olduğu için. Normali onun öncesinde zaten çıkabilir ama 10 bin lira asgari ücret dediğin zaman bunun işveren maliyeti kabaca 14-15 evet, bin liraya çıkıyor. Onu da ödeyeceksiniz. İşte işverenler de bunu ödeyemeyebilir. Hayır yani destek vereceksiniz. O zaman işten çıkartabilir. Destek zaten şu anda var istihdamın üzerinde. Yani sigorta primleri üzerinde de vergi üzerinde de var. Daha fazlasını da verebilir mi? Vermek zorunda kalabilir. Ama bütçede bir yere kadar müsaade ediyor bunlara. Onu da unutmamak lazım. Yani tasarruf tarafında eğer ücretliysen ya da belli bir tasarrufun varsa bunu koruyabileceğin ya hisse senedine gideceksin. Açıl 26 lira ya mal alacaksın. Yani, otomobil alabilirsin. Yani. Veya gayrimenkul alabilirsin.
Ya da şirket alabilirsin işte, yani hisse senedi almak demek, şirket almak aynen, demek. Borsada. Dolayısıyla bunları alabilirsin. Başka bir alternatifin olmadığı için bunların fiyatları inanılmaz gitti. Sen biraz önce Amerika'daki mesela mortgage faizlerinden bahsettin. %7'ye çıktı Amerika'da mortgage faizleri. Piyasa çöktü. Hı hı. Fiyatlar aşağı geliyor. Dön Avrupa'da aynı şekilde oldu. Bize bakıyorsun, bizde de dönüş var, bir parça düşüş var ama öyle kuvvetli bir düşüş yok. Mesela neden? Bollar ya, büyük şehirlerde düşüş falan yok. Ama neden yok? Çünkü insanların başka alternatifi olmadığı için hala buralarda değer aramaya devam ediyorlar. Doğru. Parası olan gayrimenkule yabancıların da tabii, onların avantajı da var, fiyat avantajı. O yüzden ilgi devam ettikçe fiyat çok düşmüyor bizde, onu söylüyorsun. Tabii. Yani çok düşmüyor. Öyle. O hele büyük şehirlerde hani konut fiyatları düştü mü diye, kira fiyatları bakıyorum. Yani belli böyle bölgelerde bellediğim evler var. Hiç fiyat düşüşü yok, artışı var. Çok kolay değil zaten artışını büyük kesmek. Büyük şehirlerde özellikle ya, çok çünkü zor. Çünkü zaten enflasyon olduğu için yani... bu kadar yüksek enflasyonun olduğu yerde ister istemez gider. Şimdi mesela kira artış sınırlaması var. Kira artamıyor artması gerektiği kadar. Ev sahibiysen, mal sahibiysen ve kira geliriyle yaşıyorsan aslında senin gelir kaybın var normal şartlar evet. altında. Artırman gerektiği kadar artıramıyorsun. Burada bunu kötüye kullanan çok ev sahibi de oldu. Yani onu da söylemek lazım. Ama ister istemez bu hemen hemen herkesi, yani bir şeyin fiyatı yanlışsa, yani, o yanlış. Hayır, senin şu anda 4 tane evin olsa, 5 tane evin olsa iyi kira getiren yerlerde. Yani daha rahat çalışmaz mısın böyle hani? Yok yok, tabii ki mal sahibi yani, her zaman daha rahat çalışır. O zaman malının da değeri de artıyor. Ona gayrimenkul. O zaman ne oluyor ama biliyor musun? Şu oluyor. Sen kiracı olarak o evin içerisinde tamam diyorsun. Hani sınırlandırıldı kira artışı. Ben burada huzurlu oturabilirim. Yok. O zaman malını satıyor insan. Dönüyor, piyasaya getiriyor, diyor. Satıyor. Yeni gelen de diyor ki çık evimden. Çık evimden diyor. Bu aynen. Yani ev sahibi kiracı barışı bozulmuş oluyor böylece. Bozuldu. Yani, evet. Bir şeyin fiyatı yanlışsa yanlıştır. Yanlıştır. Evet, bu fiyatlarda çok doğru olmadığını gösteriyor. Çünkü hani duyduğumuz fiyatlarla cebimize baktığımızda Allah Allah falan diyorsun. Herhalde sadece bunu ben yaşıyorum oluyorsunuz. Evet, yani herkesin zaten en büyük kaygısı. Evet, tabii. O yüzden bunun normal olmadığını buradan anlayabiliyoruz. Yani bize söylenen fiyatlarla bizim cebimizdeki fiyat arasında uçurumlar var. Bunun bir an önce kapanması iyi olur tabii. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları da modele ilişkin, ihracat tabii saray rekor kırdık diyor. Büyüme %5 olacak. Gelecek yılda bunu tutturacağız diyor. İstihdam artıyor 31.4 milyon kişi Eylül ayı itibariyle 30-31 milyon kişi diyor. Mesela biz diyor, biz de diyor doğal gaz faturası 500 lira geliyorsa diyor. Bunun 400 lirası sübvanse ediliyor. Doğru. Devlet ödüyor. 100 lirasını vatandaş ödüyor diyor. Vatandaşı o 100 lirada fazla geldiği için ne kadar sübvanse etseniz doğal gaz fiyatı faturadan korkuyoruz. Vatandaş da korkuyor. Vatandaş korkuyor. Dolayısıyla ama hani geldiğimiz noktada model ihracat artışı, istihdam artışı, büyüme noktasında bize olumlu rakamlar veriyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi ihracat tarafında Türkiye'nin çok iyi gittiği aşikar. Çünkü özellikle salgın dönemindeki tedarik zinciri kırılması, evet. Asya'dan buraya akışın kesilmesi Türk ihracatçısı için Avrupa pazarını çok doğrudan kontrol imkanı verdi. Biz bunu çok doğru kullandık. Bundan çok da iyi için kullandık. De pazarlar açısından şimdi, dikkat etmek gerekir diye Ticaret Bakanı uyarıyor. Neden? Çünkü şu anda artık Avrupa'da çok yüksek enflasyon olduğu için talep durdu orada. Talep durmaya başladı. Biz bunu nereden görüyoruz? Mesela işte ihracatta biraz önce söylediğim gibi tekstilde, hazır giyimde, konfeksiyonda falan artık gerilemeler baş gösterdi. Artış hızı %2'lere kadar düştü ihracattaki büyüme hızı aylık baza baktığımız zaman. Burası artık zirveye yaklaşmış durumda. Yani ihracatta bir miktar gerileme ihtimali, çok sert bir gerilemeden bahsetmiyorum ama bir miktar gerileme ihtimali var. Hı hı. Bizim buradaki avantajımız mesela Euro TL yukarı gidiyor dedik ya, hı hı. O mesela bir parça avantaj sağlayabilirse belki, eğer böyle devam ederse bunu kullanma imkanı olabilir ama çok küçük marjlar bunlar. Bununla iş olmaz yani. Sonuçta evet, ihracatımızın bir parça gerileme potansiyeli olduğunu kabul etmek lazım. İthalatımız da çok artıyor. Özellikle tekstil çok ciddi alarm veriyor. İstanbul Sanayi Odası PMI endeksinde hem de ihracat iklim endeksinde alt sektörlere bakıldığında birçok sektörde yavaşlama sinyali var. Ama 46.6 50'nin oldukça altında bir değer. İhracat pazarlarında en son veri yavaşlamayı gösteriyor. En çok etkilenen sektörlerin başına da senin biraz önce işaret ettiğin gibi tekstil geliyor. Orası da emek yoğun sektör olduğu için dikkat etmek lazım. Tabii yani sonuçta yani ihracatın, ya bir ülkenin bütün verileri sürekli iyi gidemez.
İhracatın da sürekli iyi gidemez. Büyümen de sürekli iyi gidemez. Bunun bir döngüsü vardır. Yani belli bir dönem pazar koşulların iyidir, senin ekonomik koşulların iyidir. Burada ihracatını artırabilirsin, belirli bir dönem götürebilirsin. Bütün ülkeler için bu geçerli. Bunun bir döngüsü vardır. Pazarın soğuyabilir ya da senin üretim, tedarik zincirin bozulabilir. Buralarda geri düşersin. Bunlar ekonominin döngüsünün içinde var zaten. Yokmuşçasına sürekli iyiye gitmesini istemek biraz gerçeklikten kopartabiliyor sadece. İhracatta yani her ay rekor tabii ki zaten rekor seviyedesin. Her açıkladığın rakam o rekorun bir üstüne taşıyor seni. İthalatta da rekor var, onu da konuşabiliriz ama. Evet. Yani orada da çok ciddi artış var. Mesela yani tabii enerji gaz, enerji gaz ama bunlar da aynı şekilde. Yani ayrıntılara biraz baktığında bilmiyorum aynı görüşte misiniz? Sadece enerjiden ve altından gelmeyen, onun dışında ham madde ithalatından da gelen bir açık söz konusu. Her zaman var, şimdi her de var. Her zaman var, yani o hiç yok değil. Tabii ki öyle. Her tabii sektör ki öyle. Cari fazla vermiyor. Şimdi bizim mesela avantajlarımızdan bir tanesi, hep negatifleri değil, biraz bu tarafını da söylemekte fayda var. Dünyada resesyon gelecekse, yok öyle demiyorum da, bizim sonuçta yaptığımız işin özelliği şu, artıyı eksiği anlatmak ki sonuçta izleyen kendisi karar verebilsin, evet, işin nereye gittiğine. Açık mı veriyor, fazla mı veriyor, siz evet, karar verin. Yani sonuçta maksat bu. Ham madde fiyatları resesyon olacaksa, dünyada yavaşlama olacaksa, durgunluk olacaksa ham madde fiyatları aşağı gelecek. Biraz da aşağı geldi. Bir. İkincisi, dolar gücünü kaybedecekse, işte dolar endeksi 115'lerden geldi 108'lere, dolarla aldığın emtianın fiyatı aşağı gelmiş oluyor. Yani sen bugün yurt dışından ham madde getiriyorsan buna dolar bazında biraz daha az ödeme şansına sahip oluyorsun. Dolayısıyla bu senin ithalat faturanı belli ölçüde aşağı çekebilir. Evet, doğru. Yani avantajlı kısmında burası. Evet, ama petrol fiyatlarında zaten yapabileceğim bir şey yok. Orada da yani 96-98 dolarlar öngörülmüyordu yılın başında. Ya bir ara 120'lere falan gitti, işte. Ondan yani sonra buralara geldi. Denge noktasının burası olması evladır bizim için. Evet, ama biraz düşüyor. Ben de onun tarafında olsun. Yani doğalgaz ve enerji faturalarında biraz düşüş var falan. Motorinden ve benzinden çok anlamasanız da. İşte enflasyon yüksek olunca her şey pahalı gelince, cephede para o kadar hızlı artmayınca bize gündem açığı, ekonomi gündem açığı veriyor. Tabii ister istemez oluyor. O yüzden alın yani karamsarlıktan değil o. Gelelim, ÖTV indirimi var mı yok mu? Olsa bile ne kadar etkiler bilmiyorum ama iyi olurdu aslında. Çok fazla çünkü fiyatlar. Ama bakan dedi ki, Bakan Nevati, ÖTV indirimi gündemimizde yok ama mahtuat düzenlemesi yapabiliriz. Süremiz çok daraldı, çok hızlı bir tur. %80'in altında, yani %45'lik dilimde araç yok. %80'lik dilimde ise zor bela bulabilirsiniz %80'e girsin diye. 2 model falan var galiba. 2-3 işte. Model evet. Var. Bütün araçlar yüksek dilimde. Bu da vergiyi çok arttırıyor. Zaten fiyatı yüksek. Zaten KDV'si var. Dolayısıyla otomobil almanın maliyeti, sigortası, lastiği, şusu, busu uçmuş gitmiş durumda. Bir matrah düzenlemesi gelecek diyor bakan. Ya şöyle, matrah düzenlemesinin otomatik hale gelmesi lazım Türkiye'de. Bence de. Çünkü matrah vergiden muaf kısım demek aslında. Hı hı. Matrah artırımını yaptığınızda otomobilin çıplak fiyatının ne kadarının vergiye tabi, ne kadarının değil olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de zaten bu kadar yüksek enflasyonun olduğu ortamda matrah düzenlemesini dönemsel olarak yapmaya çalışmak doğru olmuyor. Böylelikle bütün otomobiller zaten ciddi şekilde matrah dışına çıkmış oluyor. Bütün otomobillerden vergi almaya başlamış aynen oluyorsunuz. Öyle. O yüzden hani burada bir ÖTV indirimi bana zaten bu modelin içinde hiç mantıklı gelmiyor. İthal payının çok yüksek olduğu otomobil pazarında siz ÖTV'ye indireyim insanlar araba alsın dediğiniz zaman ithalatı coşturmuş oluyorsunuz. Bu el istemediğiniz şey. Dışarıya daha fazla döviz çıkışı olacak. Doğru. Dolayısıyla bunu engellemek için ben ÖTV indirimi falan çok makul bir gerekçesi olmadan olacağını düşünmüyordum. Zaten bakan da yok demiş. Matrah artırımı olmak zorunda tabii. O zaten otomatikman gelecek. Bir tek engelleri araç konu. Bir de %123 de yeniden değerleme oranı var. Belki cezalarda da hani bir her yerde her vergi, ceza ve harçlarda belli bir oran olsun diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini genişletecek bir yasal düzenlemesi de olabilir diye konuşuluyor. O da bugünün gündemine yansımış. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nasıl geçtiğini anlamadık. Sağ olun. kolay gelsin. Bloomberg TV, Bloomberg HT genel yayın yönetmeni Açıl Sezen'le birlikte ekonomi gündemine baktık. Tekrar teşekkürler.